Bölgemiz coğrafya itibariyle tabii ki kültürel etkinliklerde istediğimiz seviyede hiçbir zaman olmuyor. Fakat bize nicelikliyiz daha çok nitelik önemli olduğu için biz bize anlayanların olduğu toplumda şiirlerimizi, öykülerimizi, romanlarımızı her zaman konuşacağız. Çok uzun değil, kısa bir söyleşi tadında ve şiirlerle süsleyeceğimiz bir gece olmasını umut ediyoruz. Tabii tanıtmak istiyorum ve sözleri teker teker onlara bırakıyorum. Sayın Rıfat Mertoğlu, buyurun. Teşekkür ediyorum. Değerli değerli Adıyamanlı dostlar, sanat severler, edebiyat severler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim büyük olasılıkla çoğunuz tanımıyorsunuz. Çünkü Adıyaman'a ilk kez geliyorum. Edebi kimliğimle ilk kez geliyorum. Daha önce bir çalışma için geldim, birkaç gün kaldım ama edebiyat alanında yaptığımız bir ilk etkinlik. Ben aslen Siverekliyim. Siverek'in bir köyünde, Fırat'a yakın, Berferati dediğimiz Fırat'a yakın bir köyünde yaşıyorum. Çocukluğum orada geçti. 7-8 yaşına kadar Tile Köyü, Nisevin Köyü, oralarda çocukluğum geçti. Dolayısıyla Fırat kültürüne, o Berferati kültürüne, Fırat'ın kenarında yaşayan köylerin kültürüne vakıf olan biriyim, sizden biriyim, sizin bir kardeşinizim. Şimdi benim 6 tane romanım yayınlandı, çeşitli yayın evlerinden çıktı bu, ulusal bazda yayınlanan romanlarım oldu. Fakat birçoğunuz beni ilk defa duyuyorsunuzdur. İlk defa adımı belki burada duyuyorsunuz. Çok doğal bu. Murat kardeşim biraz edebiyatın şeyinden yani hafif bir bahsetti. Edebiyat yolculuğu çok zorlu bir yolculuktur. Çok çetrefilli bir yolculuktur. Bu yolculukta bazen tırnaklarımızla kazıya kazıya yol almaya çalışıyoruz. Özellikle taşradan sayıldığınız zaman edebiyat çevreleri sizi kolay kolay kabul etmiyorlar. Fakat ben romanlarımla, edebi çalışmalarımla, dediğim gibi tırnaklarımla kazıya kazıya bir şeyler yapmaya, edebiyata katkı sunmaya çalışıyorum. Dediğim gibi 6 romanım var. İlk romanım Taşın ve Aşkın Ezgisi, Siverek merkezde geçen bir roman. Orada keçecileri anlatıyorum. Yok olmakta olan keçe sanatı ve onunla birlikte keçecilerin hayatlarını anlattığım bir roman. Sonrasında biraz daha ulusal bazda bir konuyu ele aldım. Kadın, şiddet gören kadınlar, intihar eden kadınlar konusunu ele aldığım Ağıtsız Kadınlar isimli romanım yayınlandı. Bu romanımla Türkiye çapında edebiyat çevresinde olumlu tepkiler almaya başladım. Romanlarım birçok yere ulaşmamış olsa da her biri en az 10 baskı yapmış romanlardır. Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi sonrasında Tile'nin Gelini, şu anda zaten size geldiğim 2 romanımla geldim şu anda. Tile'nin Gelini isimli bu romanım Fırat'ın kenarında Kahta'ya bağlı, yani Koluk, eski Koluk dediğimiz Koluk'a bağlı bir köyde şu anda suların altında kalan Tile köyünde geçen bir roman. Ben hep yaşanmış olayları, kendi çocukluğumun geçtiği, çocukluğumda görmüş olduğum trajedileri aktarmaya çalıştım romanlarımda. Tile köyüne 13 yaşında Hatay'dan getirilen bir kız çocuğunun dramını, trajedisini romanıma aktardım. Bu romanım 15 baskı yaptı şu anda Türkiye'de ve halen çok okunan romanlar arasında. Sonrasında Dedemin Ayakkabıları isimli diğer başka bir romanım daha çıktı Öteki Yayınlarından. Bu romanımda da yine Fırat'ın kıyısında yaşayan insanların trajedilerini
yazmaya çalıştım. 1915 yılından 1980 yılına kadar özellikle Ermenilerin sürgününden başlayarak ele aldığım bir roman. Burada 1915 yılında köyünden ayrılmak zorunda kalan bir Ermeninin 80 yaşında tekrar köyüne gelmesini anlatıyorum. Tekrar köyüne geliyor ve nişanlısının başka bir köylüyle evlendiğini, bir eski arkadaşıyla evlendiğini görüyor. 80 yaşında iki insan bir nar ağacının altında oturup iki eski sevgili sohbet ediyorlar. Bu romanım biraz o trajediyi anlatıyor. Biraz Fırat'ın kenarındaki eşkıyaları, çerçileri, şeyhleri, sofileri, yani oradaki kültürü anlatan bir roman. Dediğim gibi birçoğunuz belki ilk defa adımı duyuyorsunuz ama ben daha önce Adıyaman'a gelmek için çok çırpındım. Çok çaba harcadım. Tam bir etkinlik ayarlıyordum ki bu pandemi süreci başladı. Yine bir iki yıl ertelemek zorunda kaldım. Ve en sonunda Murat kardeşimle iletişime geçtim. Birlikte böyle bir etkinlik organize ettik. Yani çok sevindim. Dediğim gibi benim romanlarımda Fırat vardır. Fırat kadim bir nehir. Fırat dünya tarihinde yer etmiş bir nehir. Dolayısıyla orada kadim aşklar, kadim acılar da var. Kadim hikayeler de var. O hikayeleri ben sadece birkaç tanesini ele alıp işledim ama orada binlerce, milyonlarca trajedi var, hikaye var. Aşklar var, büyük aşklar var. Bunları biz edebiyatçıların görevi de bunları derleyip toplayıp gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Zaten edebiyat ve edebiyatçının görevi yaşadığı çağı ayna tutmaktır. Yaşadığı çağdaki olayları, yaşadığı çağdaki büyük olayları, gördüğü aşkları, sevdaları, yaşadığı trajedileri yazmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmektir. Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum. İyi ki geldim, sizlerle tanıştım, sizleri gördüm. Birçoğunuzla sohbet etme imkanı da buldum. Çok sevinçliyim. Bundan sonra da umarım yeni kitaplarda, yeni romanlarda yine karşılaşırız. Ben sözü çok uzatmadan Erdal arkadaşıma bırakayım, hocama bırakayım. Sonra devam edeceğiz. Şiir de okuyacağız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şiir de okuyacağız. Yine sohbet edeceğiz. Sonrasında da sizler için kitaplarımı imzalayacağım. Teşekkür ediyorum. Öncelikle buradan çok güzel göründüğünüzü söylemek istiyorum. İyi ki varsınız. Sizler Adıyaman'ın bu karanlık döneminde sanat ışığını kabul eden insanlar olarak iyi ki varsınız. Bu gece en az konuşacak olan ben. Size hemen kitabımı anlatayım. Kitabım, hani tarihte bir konu vardır ya, bir kriter. Kronolojik olarak geçmişten günümüze doğru gelir. Ama ben günümüzden geçmişe doğru gitmeyi daha kolay görürüm. Şimdi günümüzden 4500 yıl öncesine kadar ki zamanı tarihçiler kanıtlarıyla beraber önümüze serebilirler. 4500 yıl öncesindeki tarihi arkeologlar bize anlatırlar. Yani var olan o çağdan bize kalan eserler üzerinde işte belki birçok bilgi yorumlarladır. Bir de öyle bir çağ vardır ki kapkaranlık bir kuyudur. Hani arkeolojinin bile belki de arkeolojinin bile bilgi sahibi olmadığı çağlar vardır. Karanlık bir kuyu düşünün. İşte orayı bilebilmek için düş kurmak lazım. Bu elimde gördüğünüz kitap o karanlık kuyuya böyle yürüyerek değil ha, kanat takıp uçacağınız bir yer olarak size vaat ediyorum. Hiç kimsenin o günden bugüne hiç kimsenin net bilgisi olmayan bir çağda kurmuş olduğum bir düş.
Eğer hayatınızda 3-5 saatlik bir düşe dalmak gibi bir lüksünüz varsa buyurun, sizi düşüme ortak ediyorum. Ortak olmaya davet ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bu arada bize bugün bu güzel alanı tahsis eden değerli Anka Kültür Kafe İşletmesi'ne, beraberinde Adıyaman Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Fatih Adıyaman ve değerli üyelerimize çok teşekkür ederim. Güvenlik Şube'den müdürümüz ve arkadaşlarımız bizimle beraber teşekkür ederiz. Eğitim sendikasında bulunan değerli öğretmenlerim, eğitimcilerimize ve yazar şair arkadaşlarıma, sizlere, Secan TV'ye çok çok teşekkür ederiz. Benim halim şiirle bütünlüğünü sağlıyor. Yakınlarım çok iyi bilir. Şiir bir yaşam biçimidir, bir anlatımdır. Ben hayatın her karesinde insanların yüzlerinde kelimeler toplayarak ömrümü geçirmeye çalışıyorum. Ve kurduğum diyaloglarda, sohbetlerde her zaman insanlardaki en büyük zenginlik anlayışım onların bana verebileceği sadece kelimelerdir. Çünkü biz kelimelere borçlu bir hayat yaşıyoruz. Hatta bir gün şöyle bir korkum da var. Kelimeler acaba diyorum bir gün canlansa, üzerimizde çok büyük hakları var, ondan korkuyorum. Kelimelerle aramızı iyi tutmamız gerekiyor. Şiir tadında dedik bir gece olsun, bir ufaktan bir fon alırsak bir şiirle giriş yapalım. Gözlerin devrim diyoruz. Tabii ki herkesin sevdiğinin gözleri kendisine bir devrimdir ya. Biz de gözlerle bir devrim başlatmışız. Akşamın ilk karasıydı, suretin düştü gözlerimin önüne. Heyecanım yumruk yumruk vururken kalbime, inadına ısrarla duvarları ördüm. Muharebemdi gözlerin, sözlerimdi kaftanım. Bin yıllık esaretin gözyaşlarıyım. Nice yaralar aldım, nice kahırlar. Bedenimi telaşlar kuşattı, ruhumu bekleyişler bunalttı. Ellerin ellerime dokunsaydı, ellerimiz baharı kucaklayacaktı. Kalıplaşmış ne varsa bir bütün olmuş duruyor önümde. Yıkmaya çalışıyorum tavuları birer birer. Nefesim kesiliyor, duaya tırmanıyor kelimeler. Teselliye sevinen çocuklar gibi oluyorum. Umudum güneş, güneşten doğan sen. Yüzünden yüzme bir tebessüm doğmuyor. Her saate bakışımda vakit sensizliği gösteriyor. Yokluğum alnıma mıh gibi çakılıyor. Direnişim sitemvari eylemim sevdadan. Ve gerçekleşecekse devrimim ancak mümkün olur senin ellerinden. Teşekkür ederim. Evet, değerli Murat Hocam gözlerin dedi, ben de gözlerin diyorum. Yazılmamış bir tarih gözlerin, iki ırmak, yedi iklim. Kaç bin yıldır çırpınır kırlangıçlar kirpiklerinde ve rüzgar kaçak türkülerin yaprağına takılır ve zapt edilmez görkemli öfke terk ederek çılgın ve aldatılmış yazgıyı alıp gider başını gözlerin kan ve talan ve duman içinde. Gözlerin bakışlarımın düştüğü bir dipsiz kuyu, gözlerin yangın yeri boylu boyunca boğazlanırken kuşlar gökyüzünde, çiçekler solarken, kelebekler düşerken toprağa oturup bekledim ateşler içinde. Bir tarih utanır, bir diriliş yaşanır gözlerinde. Çarparken yüreğimin teline bir kuş kanadı. İlkel çok korkularla çoğalırken çığlık. Yangınlar içinde çiçekler büyürken ve kurşuna dizilirken göğüslerde karanfil. Bir tarih utanır, bir diriliş yaşanır gözlerinde. Gözlerin bakışlarının düştüğü bir sonsuz deniz. Yedi iklim bir ülke hep kaçak yaşadım. Ne zaman sesimi yükseltip haykırsam, kaç bin kanat çırpınır uçar,
kaç bin kere yarınsız gecelere batarım. Ağıt dolu bir türküdür gözlerin, yitik bir türkü ezgisiz. Ama seviyorum çünkü gözlerin umut yüklüdür. Bir kutsal ülkedir, bir bozgun iklim. Ama seviyorum çünkü gözlerin aşkla yüklüdür. Gözlerin sıyırırken korkunun kefenini, oturup bekledim dağların yalnızlığında, yangınlar içinde besleyip umudumu. Teşekkür ederim. Sırayla gidelim. Şimdi benim kitabım yeni çıktı, 2 gün oldu. Kitabımın ismi Seni Sevmeme 5 dakika kalmıştı. Bugün Erdal Hocam bunun esprisini yaptı, bu 5 dakika ne zaman tükenecek diye. Hiçbir zaman. Aslında bu 5 dakika sadece bir sembol, bir ömürdür ki burada yaşamak devreye giriyor. Yaşamak da biliyorsunuz ki bir direnmektir. Seni Sevmeme 5 dakika kalmıştı şiirinin özünde bir şiir yatıyor aslında. Onunla sizi tanıştırmak istiyorum. Bu da bir bireyin yaşam içerisindeki direnişini anlatıyor. Seni sevmeme 5 dakika kalmıştı. 5 yerimden vurdular, 5 yerimden asıldım. 5 gece üzerimden zabitler geçti. Fermanımı kulağıma çığlıkla fısıldadılar. Dermanım patladı. Ve sanıldı ölüler toprak altında kaldı. Ve anıldı diriler toprak üstünde, geceleri kabuslarla basıldı. Mezar çiçekler öyle o gün bugün ziyaretçisine dargın kaldı. Seni sevmeme 5 dakika kalmıştı. Kollarım başına, yollarım başına, sevdam başına hasret kalmıştı. Gönül ocağımda ne demel fasatura, dünden gelir hesap yarına. Zulüm bura, acı bura, kavga bura, çilesi güneşle doğar coğrafyamın, vurula vurula gelirsin bura. Seni sevmeme 5 dakika kalmıştı, bir kere umudumdan öpsem çok yetim sanıldı. Benim harcım biliyorum kör kurşunlarla karıldı. Korkuyu saklamak hangi davadan kaldı? Harıltı, 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 göğün sancısı, insan acısı, hep işte bundandır karartısı. Seni sevme vaktimin üzerine üzerine yürüdüler. Aklımda ışığın gölgemi şişlediler. Neşemden çalıp boğazımdan yaktım. Ayaklarımdan bittan kaçtılık. Esaret kederini işlediler. Seni sevmeme vuruldu bıçak, aktı kan. Alçak bir korkunun pazar yerinde Ali'yi, Hasan'ı, Hüseyin'i, Mehmet'i hatırladıkça acıdan, susuzluktan başak vermiş arpa misali gibi oldu can. Seni sevmem de cesaret fişeğim, aklımdır, bileğim, fikrim, dileğim, tam ağrısına denk uçurtma uğruna umut doğru dileyim. Çok sağ olun. Değerli dostlar, benim bir şiir kitabım da çıkmıştı daha önce. Sabahın eşiğidir gözlerim. Şu anda piyasada yok. Onda romantik denemeler dediğim böyle aşk yazıları, şiirleri var. Ondan yine bir tane okumak istiyorum size. Gidiyorum, ardıma bir kez bile bakmadan gidiyorum. Bu şehir senin olsun. Bu sokaklar, bu kalabalık bulvarlar, sinemalar, tiyatrolar, sergi salonları, çay bahçeleri, parklar. Bu şehrin şu bakışlı kadınları, berduşları, sarhoşları, arka sokakları, bu rezil şehir senin olsun. Ardıma bir kez bile bakmadan gidiyorum. Gidiyorum. Bu kez ben seni terk ediyorum. Beduaların, kaprislerin, iki yüzlü gülücüklerin, çirkin maskelerin senin olsun. Bu kez ben gidiyorum. Elveda demeden gitmek, bir akşamüstü kırmızı kanatlarıyla gece konduların ardında kaybolurken güneş,
nasılmış gör bakalım. Yak, tüm mektuplarımı yak, fotoğraflarımı avuçlarımın arasına al, buruştur bir köşeye at, sonra çak kirbiti yak, hepsini yak. Bana küfret, içinin ezilmişliğine gömme acını, gözyaşı dökme, anıları unut, beni unut, geçme beraber yürüdüğümüz sokaklardan, uğrama deniz kıyılarına, balıkçı teknelerine, çiçek palasta yaşlı kirpo amcanın yanına gitme mesela, anlatmasın sana yaşadığı eski aşk serüvenlerini, bir de sahaflara uğrama, Hilmi abi görmesin seni. Şehrin diğer pislikleri senin olsun, her şey senin olsun, sevdiğin, bana tercih ettiğin her şey. Ben gidiyorum. Bir kez dönüp ardıma bakarsam namerdim. Seni hatırlatacak ne varsa bıraktım ardımda. Bütün fotoğraflarını yırttım, mektuplarını yaktım. Kitabımın arasında o kuru, kuru kırmızı karanfil duruyor sadece. Hani ilk tanıştığımız gün bana verdiğin, onun kokusu senin kokuna benziyor. Kokunu yanımda götüreyim yeter. Bir de kömür karası saçlarından bir tutam olsaydı. Neyse, zararı yok. Zaten unutmaya söz verdim sana. İşte gidiyorum. Çok sevdiğim bu şehir senin olsun. Parfümleri, bijuteri dükkanları, moda evleri, kuaförler, terziler, pastaneler, kafeler, publar, rıhtımlar, zıkkımlar, her şey senin olsun. Gidiyorum. Aşkımızın o kutsal büyüsü bozuldu. Umutlar tükendi, düşler bitti. Bir kara sevdanın ortasında bozgundayım. Yağmalandı yüreğim, bir acayip kahır içinde debelenmekteyim. Yıldızsız geceler gibi öksüz bir yalnızlıktayım. Büyü bozulunca bir kez eskisi gibi olmuyor hiçbir şey. Gidiyorum. Mektuplarını yak, fotoğraflarımı avuçlarının arasına al, buruştur bir köşeye at. Sonra çak kirbiti yak, bana küfret. İçinin ezilmişliğine gömme acını. Gidiyorum. Teşekkür ederim. Hocam, yüreğinize sağlık. Ali Hocam, Ali Gülmez Hocam'dan benim şiirlerimi çok seviyorum. Kendisi bir dörtlük, iki dörtlük alabilir miyiz? Buyurun. Ali Hoca'ya istiyorsanız Rıfat Hoca'nın yanındaki mikrofonu verin. Durun bir dakika. Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam çok güzel bir gece. Murat Kayış, diğer yazar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Okuru bol olsun. Ben de nacizane bir şeyler yazıp çiziyorum. Ben Murat Kayış kardeşimizin Seni Sevmeme 5 dakika kalmıştı. Kitabından bir tane şiir okumak istiyorum size. Benim kendi şiirlerim var ama bu akşam Murat Kayış'ın gecesi. Rahat oturunuz hocam. Uyanış. Kalem çağırır nefesimi bir diyaki. Uçlu, kucaksız. Al getir koy başıma insan evini, solmadan ruhum sarıp sarmala beni. Solmadan ruhum sarıp sarmala beni dedim. Öyle bir tuzak ki aldanış, aldanışın gölgesi, mahkeme salonu olan vücudum, voltalarımla eskiyor. Öyle ayak izleri ki hücrelerim eskiyor. Merhemi, merhametten doğan insan. Tut yüreğimi, kulak kesilir bir acıya. Pankart açmış sessizliğim, bir sancıya. Yüzümü mahcup bıraktırma. Yeni meşke, aşk ile boya insanın sevgini.
Kırılsın zincirler keşmekeşliğe bir insan, isyan, arınsın zulüm gazabından niyet, nihayetinde muhakkak nisyan. Hey tat diyenler, diyen diller, hey tat. Sesi seslere karışan millet, uyan uykudan bu miskinlik. Ne korkunç zillet, illet ki ne illet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Yeni gelen Adıyaman Turizm ve Tanıtım Derneği üyesi Nihat abim, iş insanı. Değerli iş insanı Kemal Arslan abimiz, şeref verdiniz. Dostum bir alim falan alabilir miyim? Şimdi malum son zamanlarda ülkemizde en büyük acılarımızdan bir tanesi kadın cinayetleri. Çok korkunç. Dilerim son bulur artık. Biz bu korku tufanı içerisinden çıkarız. Yarınlara korkuyla bakmayız. Yani artık bunun bir cevabı yok. Acıyla uyanmak. Arzu Yıldırım diye bir hanımefendi vardı. Sokak ortasında 8 kurşunla vurulmuştu. Yıllar önce ona bir şiir yazmıştık sokak ortasında diye. 8 kurşun bir namlu, sokağın adresi kanlı. Geride 2 gonca çiçek, sessiz kalan herkes zanlı. Ağdın rengi gece eşiğinde, şehrin ayazı can kesiğinde. Şimdi tedirgin kadınlar, ninnisine acı doğranan çocuklar telaş beşiğinde. Arzu halden can çekişen korku çıkıyor. Talebinde yaşam için korunmak istiyor. Bunca bağırış maalesef kâr etmiyor. Sokak ortasında bir kadın ölüyor. Umudunda baharlar gezerdi. Yüreğinin büyüklüğüne sıra dağlar dizilirdi. Merhamet dolu kalbin yüreklere su serperdi. Cehalet savaşında cephesiz kalan kadın. Çocuklar ağladı, ulu orta gök yandı. Vicdansızlığı gören toprak kanadı. Kefen dile büründü, tabut ağladı. Sessizce, kimsesizce göçüp giden kadın. Acıya tarifeler başladı. Dün bugüne korku, bugün yarına vahşetler kustu. Sessizliğin kurbanı olan kadın. Dilerim son bulur bu vahşetler, cinayetler. Yüreğine sağlık Murat Hocam. Ben de bir son şiirimi okuyayım, bir şiir daha okuyalım. Ondan sonra sizin de çok zamanınızı almayalım. Sen gittin ya, solan resimlerin çaresizliğinde yürüyen ömrüm, geçen zamanın yenik savaşçıları gibi iç çekiyor. Sen gittin ya. Yapayalnız sevinçli, hüzünlü, bulanık, duru anılarım. Yapayalnız bu şehir, yapayalnız dört mevsim, sokaklara çamur yağıyor. Rüzgarın soğukluğu kamçı gibi yüzümde, içimde bir yangın büyüdükçe büyüyor. Sen gittin ya. Dermansız yalnızlıklar kaldı senden geriye. Martı çığlıkları, kudurgan deniz, lacivert gök, hep yarım bir şarkının ezgileri gibi öksüz. Kül renginde anılara yaslayıp başını, güne güne ekliyorum çaresiz. Ne kadar karamsar olsam da hayatı aşk kırmızısında yaşamak güzel. Aşka dair ne söylesem yetersiz kalıyor. Bir aşiret çadırında, kilim motiflerinde saklı yüzün. Ceylanlar suya iniyor ürkek adımlarla. Aşk yalnızlığa meydan okuyor. Umudun şafak vaktindeyim. Talan olan ömrüme inat, kızgın ışıkları sarı bir güneşin farklı coğrafyaları aydınlatmakta. Günün rengiyle tütünüyorum aşka. Nemrut'tan Karacadağ'a, Fırat'tan Dicle'ye uzayan iklimlerin rengiyle yürüyorum. Ayağımda kabardin bir şalvar, yakamda kırmızı bir karanfil. Suriye işi kara egalımla, destanlardan çıkmış bir masal gibi duruyor çefyemin oylumunda. Rüzgara karşı dört nala giden bir süvariyim, Haran'dan Cizir'e Botan'a kadar.
her yan o aşk destanından çıkıyor gün yüzüne. Sakallı sofiler erbana çalıp zengin fıroşu söylüyor bir ilahi aşk kutsallığında. Ceylanlar suya iniyor, türkülerin ezgileri yankılanıyor vadilerde, Urfa dağlarında gezer bir ceylan. Sonrası sessiz bir ağıttır, kahır damlatır yüreklere. Aynı iklim altında kırlangıçlar ok gibi deliyor göğü. Eski zaman eşkıyaları mekanları tutuyor Fırat'ın koyaklarını. Ben de onlar gibi yıldızlara söylüyorum türkülerimi. Yalnızca yıldızlara. Çerçilerin terkilerinde kaçak tütün ve siyah çay. Onların utangaç sesi satıyor üç yumurtaya çocukluğumu. Yıldızlara söylüyorum türkülerimi. Sonrası kahır, sonrası bir belengaz yalnızlık. Ah, geceler ne denli karanlıksa, sesim o denli aydınlık. Sen gittin ya. Ben karanlıkta dudaklarımı kanatırcasına yalnızlığımla sevişiyorum. Kırlangıçlar geceyi sevemedi, ceylanlar suya inmiyor ülke kadınlarla. Sen gittin ya. Teşekkür ederim. Sağ olun, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, buraya kadar geldiniz, bizi yalnız bırakmadınız. En içten saygılarımı sunuyorum, siz tabii okuyun, devam edin. Hocamın dediği gibi çok teşekkür ederiz, çok da sizi tutmak istemiyoruz. Kirvem de hazır buradayken, değerli kirvem gelmiş, benim can yoldaşım. Ona yazdığım bir şiir var, ona okuyayım özellikle. Kitabımın da reklamını yapmış oldum. Kirvem. Mezarımı derin kazdır, kazdır ki duymayayım bu dünyanın yalanını dolanını. Çocuklara mahcup kalmış yaşam kaygılı yüzüm, ah olarak kalsın ve helalsiz kalsın. Ömrümü vergilerin faiziyle sarartan şu sistem kahrolsun. Kirlen, birlikte içtiğimiz çayların şerefi vardı şu koca dünyada, pek de bir şey yoktu bunun kadar samimi. Kelime tutardık sohbet avlarında seninle. Sen öylece güzel, öylece derinden dinlerdin. Düşünce kelamlar boğazından. Benim kirvemdir. Bilme merak sarmış, uzay ötesinin derdine düşmüş. En küçük hücrelerin ağzını aramış. Kirvemdir, sebepsiz yola çıkmaz. Ve taşlı da olsa patikalar geri dönmez. Kirve... Ağıran saçların gözü, çatılan kaşların sözü, içli duyguların özü, onun tanıklığında yaşanır ve kir ve şahitliği namustur, şereftir. Kınası gecikmiş kızlar vardı, ekinine kış vurmuş yuvası ertelenmiş erkekler vardı, baharı ertelenmiş sevdalar yüreklerde hardı, geçim bu coğrafyada çok dardı. Çorak gönüllerin kuraklığına düşmemiş suya ağlardı kirvem. Ben öleyim derdim, içinden ağlardı. Kirve uzun boylu, insan huylu, biraz asi, biraz mavi, örf adet bilir, merikarın de yani, elbette biraz da Kürt inatlı. Kirve sessiz, usul usul geziyor devri alemi. Sesini en çok bana dinletiyor, bilirim birçok derdini. İnsan hakkına bağışlanmış hukuk dilini. Günlere, aylara, yıllara bölmüşüz kafamızdaki yaşam seyrini. Bir bağdır yeşermiş ortamızda. Ab-ı hayat niyetine veririm selamı, alırım selamı. Kirvem, oğlum seçkinden bu yan yeminlidir, emmidir. Sözünün eri ha, o koca bir serdir. Derdim, derdim, derdim derdidir. Lo benim kirvemdir. Candır, kandır. Budur sebep, yoldaşımdır. Herkese çok teşekkür ederiz. Kitabımızı alan arkadaşlarımız, büyüklerimizin kitaplarını imzalayıp da beraberinde resim çektirmek istiyoruz. Tabii ki siz yanı söylediğini görürseniz. Programı yaklaşık bir saat üzerine endeksledik ve tabii ki bir saatimiz de doldu. Aslında zaman problemimiz yok ama tadında bir sohbet değil mi hocam?
kızla. Buyur. Çok teşekkür ederim. Soru sormak isteyen varsa? Tabii. Soru sormak isteyen arkadaşlar olursa, merak ettiğiniz bir şey olursa biz seve seve yanıtlarız, buradayız. Dediğim gibi sevgili dostlar, beni ilk defa görüyorsunuz. Belki daha önce de duymadınız. O yüzden yani ben sizleri anlıyorum. Yani belki yani benimle ilgili çok şey de fikirleriniz de yoktur. O yüzden yani dilim döndüğünce kendimi anlatmaya çalıştım ama umarım güzel bir etkileşim ve iletişim aramızda olmuştur. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoca Rıfat Merdoğlu'na söylemek istiyorum.